İyi akşamlar. Öncelikle Ramazan ayı tüm Müslümanların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son viraja girdik. Özellikle ligimizin son şampiyonu, iki kupası var. Ve onun üzerinde çok ciddi şekilde de kadro zenginliğini, iyi oyuncu grubunu transfer yapmış. Ama bazen performanslar yani sahaya yansımayabiliyor. Futbolda bu oyunun içinde bunlar var, dalgalanmalar olabiliyor. Beşiktaş bu anlamda içinde yaşadığı dalgalanmalardan aslında oyuncu performansına baktığın zaman öyle gibi gözükmese de sonuca yansıtamadılar. Hoca değişikliği, ara, Avrupa kupalarının hedef, hoca değişikliklerinde biliyorsunuz tekrar bir kendini gösterme ve ispat etme, varlığını tekrar hissettirme ve karşında da Trabzonspor ligi domine etmiş bir takıma karşı konsantrasyonu yüksek tekrar yarışın içine girmek. Yani Avrupa kupalarının yarışın içine girmek. Özellikle maça hazırlanırken rakibin hocaların da açıklamalarından veya hocalarının son dönemde oynattıkları oyun formasyonundan 4-3-4-3 düzeninden hazırlandık. Beşiktaş'ın analizini yapamadık. Bir tek Antalyaspor maçında Önder Hoca zamanında üçlü oynamışlardı. Biz de bunun üzerinden hocanın bundan evvel çalıştırdığı takımlardaki savunmada ve hücumda neler yaptığıyla alakalı çalıştık. Saha pratiklerinde, analizlerde bunun üzerinden gitti. Haftamız da son derece iyi gitti. Ama hakikaten iyi bir oyuncu grubuna karşı oyun ilk yarı itibariyle dalgalı bir sürece girdi. Bazen biz kayıp yapıyoruz. Böyle oyunlarda yüksek kaliteli iki takımın oynadığı oyunlarda bireysel performanslar da çok buna yansımadığı zaman oyun bazen iki tarafa da gitti. İlk yarıda Canini'nin yakaladığı pozisyonu gol yapsak belki o anda öne geçeceğiz. Ayağı kaydı. Dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı itibariyle golü bulduk. Ki bugünkü çözüm noktalarından bir tanesi rakibin üçlü savunmasına rakip arkası koşulardı. Hüseyin Türkmen'in attığı pas Cornelius'a öne geçtik. Aslında oyun ondan sonraki süreç çok istediğimiz gibi gidecekti. Geçiş oyununa dönmüştü. İkiyi bulabilirdik. Ama rakibin dediğim gibi çok kaliteli ayakları var. Penaltı kaçırdılar. Değil mi bilmiyorum, tartışılabilir. Sonrasında golü buldular. Sonra kırmızı kartları oldu. Son bölümde oyunu domine ettik. Hem topa sahip olarak oynadık. Fırsatlar yakalar gibi olduk. Oyun her iki tarafa gitti geldi. Son dakikada direkten dönen bir durum var. Pozisyon var. Kazanmak istedik ama kazanamadık. Bugün İstanbul'un 3 tane büyük takımına karşı 3 galibiyet, 3 beraberlikle derbi diyelim. Biz de büyük bir takım olarak, ligi domine eden bir takım olarak aslında baktığında bu oyunun içinde bunlar var. Biz Ramazan ayının içindeyiz. Şampiyonluğu son işte bugün beraberlik aldık. Kazansak da matematiksel olarak demeyecekti ama artık taraftarımız özellikle bugün için teşekkür ediyorum. Hem beni çok duygusal bir durumu oluşturdular. Bu tarihte, bu güzel tarihte, bu şehirde olmak beni son derece mutlu ediyor. Onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem buraya geliyorlar hem destek veriyorlar. Hem de bu tür hazırlıklarından dolayı. Biz sonuna geldik. İşte umarım Ramazan bayramında hem Trabzonspor'un şampiyonluğunu hep beraber en geç o zaman kutlamış olacağız. Rakip iyi bir rakip. Onları tebrik ediyoruz. Biz özellikle bu haftaya gelene kadar, bu benim çok sığındığım bir şey değildir. Sığınma da değil aslında, bir açıklama. Yani bu sene itibariyle başından beri 8 tane sol bek led değişik değişik oynamak zorunda kaldım. Ligin en iyi tandeminin bir tanesi sezonu kapattı, bir tanesi bugün daha yeni döndü stoperlerim. Ve burada bazen sağ tarafta sol ayaklı, sağda ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldım. Hem mekanizmalarım çok bozuldu. Ama organizasyon bizi ayakta tuttu bu zamana kadar. Marek 2 aydır bizimle beraber değildi. Eğer bu organizasyon, yani bu stoperler ve sol bek rotasyonun bu kadar olmasaydı mecburiyetten, belki geçen ay şampiyonluğu garantilemiştik. Ama ona rağmen organizasyon bizi ayakta tutuyor. Onun için oyuncularıma kazanmak için her şeyi denediler. Teşekkür ediyorum. Bir haftayı daha bitirdik. 7 hafta kaldı. Ciddi bir puan farkıyla öndeyiz. 13 puan.
yolumuza devam ediyoruz. Evet. Rakibe de başarılar diliyorum. Soru alabilirim. Fatih Turan, Demirören Haber Ajansı. Hocam, eski hakemler sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Kullanılan çift vuruşta bir kural hatası olduğunu söylüyor. Can çizgi değil, ön çizgiden kullanılması yönünde. Sizce bir kural hatası söz konusu mu? Bilgim yok. Daha sonrasında incelerim. Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm. Öyle hani onlara hiç geri pası da verilmedi. 1000 tane pozisyon var. Konuyu, algıyı başka yerlere de çekmesinler. Kurallar üzerinden netse neyse onu konuşsunlar. Vakayeme belki de sezonun en kötü günlerinden birini yaşadı bana göre ilk 45 dakikada. Performans bir, olarak mı diyorsun? Performans olarak. Bu maçta. Böyle bir Vakayeme hiç aklınızdan göçüyor muydu bugün? Ya oyun, bu oyun içinde bu var ama yani performans işi bu iş. Ben de performansa göre değerlendirme yapıyorum. Bazen oyun üzerinden yapıyorum, bazen oyuncu üzerinden yapıyorum. Tony bizim bu şehrinde, bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Bazen bu değişiklikler olacak. Çünkü bazen hayal ettiğin oyuncu oyuna girmesini beklersin. Çünkü öyle bir potansiyeldir. Ama bazen de süre uzun olduğu zaman beklemezsin ki hamle doğru çıktı. Cornelius'un yaptığı koşu bizim için değerliydi. Ve onun sonucunda golü bulduk. Bunlar var. Performans değerlendirmesi hepsi olacaktır.